şimdi bir çılgınlık yapacağız. Ben köpleri geziyorum benim ya. Ortalarda var ya. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi gezmeden sana. İnşallah karşılaşırız yani. İnşallah yine denk geliriz umarım. Kendine iyi bak. İstanbul'a geldiğinden az. Tamam arayacağım. Hadi kendine iyi bak. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi otostopa devam ediyorum ama havaya bakın. Ve yağmur çiseliyor. Yarında sıfır yağmurluk. Hiçbir şey yok. Her şeyim su geçiriyor, ayakkabım hariç. Yağmur yağarsa çok fena ıslanırım. Ben buraya gelirken de iki tane genç aldım. Onlar da Burdurluymuş, biri Konya'da. Ankara'da da okuyor biri. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Kayıtlı koyuna geldim. Yani koy şurası. Kamp atanda falan görebiliyorum. Hemen burada bir tane market var. Yani birazcık kazık açıkçası. Yani iki makarna, bir çorba, 2-3 su falan aldım böyle. 30-40 lira falan ödedim. Neyse böyle yürüyüp gidiyoruz. Bir gün de burada kalacağım. Kayıtlı koyunda. Sonra yukarı çıkmaya devam edeceğim. Bademli. Yani çok araba var ya. 15 tane araba gelmiş. Şurada bir kulübe var sanıyorum, bir tuvalet. Bu pislikler ne diyor? Nasıl bir şey değil mi? Gerçekten ya. İnsan işi değil. Galiba şuraya çadır kuracağım ya. Şimdi buraya kuruldum. Ya sabahları burası gölge olacak. Akşamları da güneş vuracak. Ama akşam güneşi o kadar da yakmaz yani. Öğleni atlatır mıyım? Atlatamam. Neyse kuruldum. Birazdan denize falan gireceğim. Şu iskeleden atlayacağım. Çok güzel gözüküyor ya. Kahvaltılık bir gevrek boyoz aldım. İşte top kek. Protein bombası. Bunları yiyeceğim. Sonra denize gireceğim. Bu arada kamp yastığım nasıl? Ya çok hafif bu. O yüzden aldım. Ve çantanın böyle düzgün durmasını sağlıyor bu. Koyuyorum böyle boş olan bir. Müthiş değil mi? Evet, ilk kahvemizi içiyoruz. Bu da Can abiyle denk geldik. Bu da benim YouTube videolarımı izlemiş birkaçını. İyi tesadüf oldu. Çok sevindim ya. Çok garip geliyor bana şöyle olaylar. Onların da böyle araç üstü çadırı var. Gelmiş de Hayıtlı koyuna. Gayet güzel ortam bence. Etraftaki çöpler hariç. Oraya bir el atılması lazım. Neyse kahvemizi içiyoruz. Sohbet ediyoruz. İnanılmaz sıcak ya. 40 derece falan İzmir. Benim acil Kaz Dağları'na falan kaçmam lazım. Orası biraz daha serin olur diye düşünüyorum. Bakın koyun yukarısında, hemen koy şurası, merdivenlerden çıkıyorsunuz. Burada soyunma kabini, duş, tuvalet yerleri var da. Acaba duş falan çalışıyor mu? Oo, abi burada da var bir tane. Birkaç kulübe. Umarım bunlar pert değildir ki, uzaktan çok çirkin şeyler görüyorum ya. O ne ya? İnsan işi değil ya. Netflix'ten böyle birkaç film, birkaç da bölüm dizi indirmiştim. İnternet bulduğumda indiriyorum böyle. Şimdi matımı atacağım yere film izleyeceğim abi. Kulaklığım da var. Yastığım da var. Komşularım beni aç bırakmıyor. Evet, bütün gün burada yattım ama çok gerçek durmuyorum ya.
Neyse şimdi makarna yapacağım. Bir karnımı doyurayım. Çok sıkıldım. Acil kaçmam lazım burada. Çok aile var. Çok. Yani hurra. Cumartesi günü bile bugün. Bak. Şuraya bak. Çok kalabalık. Evet yine hiçbir şeysiz makarna yaptım bu sefer. Hiçbir şey yok içinde. Niye eziyet çektiriyorsam kendime. Bir A101 falan yoktu yukarıda, o yüzden alamadım bir şey. Günaydın. Büyük ihtimal burada şu an ilk uyanan benim. Yine sabahta kalktım. Hemen kahvemi yaptım. Toparlanıp gidiyorum. Çöplerimi aldım. Bulduğum gibi bırakıyorum. Ama asla şuradan bir çöp bile götürmem. Çok sinir oldum. Bu saatte bakkal bile açmamış ya. Su falan alacaktım ya. Buradan otostop çekiyorum. Soracağım otostop çektiğim kişilere. O ileride gideceğim koyların orada market yoksa onları es geçeceğim ya. Çünkü iki gündür hiçbir şey yemiyorum neredeyse. Artık market bulmam lazım. Düzgün bir şeyler yemem lazım. Onu da direkt dikiteye geçeceğim. İnanın bir kişi bile geçmedi ya. Yarım saattir. Bir saattir bilmiyorum. Merhabalar. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim aldığınız için. Valla bir saat oldu bekliyorum. Dikili'deyim abi. Tam merkeze geldim. Çok iyiyim şu an. Burada da işte direkt limanın orada bıraktı abi beni. Burada tekne turları falan var. Bir arayı şey yapacağım. Soracağım fiyatlar nedir. Ama önce kahvaltı yapmam lazım. Ben çok sinirliyim ya. Tekne turu var 8-9 tane şurada. Ve hiçbirine katılamıyorum. Çünkü bugün pazar günü. Ve hepsi doluymuş. Ya 8-9 tekne turundan biri mi bir kişilik yer açamazsın? Yani kız olsam beni var ya teknenin en üstüne koyarlardı abi. Yani gerçekten acayip sinirliyim. Erkek olmak da zor. Yani kadın olmak zor diyorlar. Erkek olmak ayrı bir zor. Tek erkek olmak. Yok çadır yerine ücra köşeye veriyorlar. Tekneyi almıyorlar. Çok sinirliyim abi çok. Psikolojim bozuldu. Şu an bana gel deseler yine gitmeyeceğim. Lanet olsun tekne turuna. Yola çıkmadan önce böyle birkaç atıştırmalık alayım da ölmeyeyim yollarda. Yine otobana falan çıkacağım çünkü. Bu arada çantam ayvayı yiyor ya. O kadar ağırlık taşıyorum ki içindeki mukavvası bile bozuluyor. Ne güzel ya. Dikili'nin merkezinde denize giriyorlar. İzmir'de böyle olduğunu düşünsenize. Abi çadır bile atmış biri. Yasak değil mi lan? Evet, videoyu burada kapatıyorum. Şu anda Dikili'nin tam ortasındayım. Hatta işte böyle merkezde bildiğiniz kumsal var böyle upuzun. Evet. Hemen şu karşıda Çanakkale'ye giden bir direkt otobana bağlanan yol var. Oraya geçip otostop çekmeye başlayacağım. Ayvalık'a gideceğim. Yani Dikili'yi çok beğenmedim. Neden? Gezemedim doğru düzgün. Bir de gezeyim dedim. İşte gitmediğim birkaç koyu var. Pisa koyu ve küçük zindancık koyu. Siz belki gidersiniz yani güzel diyorlar. Tekne turuyla gidecektim. Ama tekne turu dolu. O yüzden gitmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın.